Bu mesele çok önemli bir mesele. PKK'nın sözde seçimi ertelendi meselesi. Biz çetin çetinle konuşacağız. Bu arada ertelenmiş yani PKK-YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde 11 Haziran'da yapmayı planladığı yerel seçimden bahsediyoruz. Biz son durum olarak da veriyoruz. Tabii bu güvenlik kaynaklarından edinilen bir bilgi. Seçimlerin ertelenme talebi siyasi partilerden gelmiş. Sözde seçimler Ağustos ayına erteleniyor. Türkiye ilk 30 Mayıs'ta yapılması planlanan, daha sonra 11 Haziran'a ertelenen sözde yerel seçim kararına sert tepki göstermişti. İtirazlar ve gerekli diplomatik görüşmeler gerçekleştirildi. Türkiye'nin bu arada sınır güvenliği ve bölge halkın huzuru için atılması, yani birçok adım atıldı. Sözde yerel seçim 11 Haziran'a ertelenmişti. Suriye'nin kuzeyinde kurulmaya çalışan terör örgütü PKK yönetiminde olacak bir devletin dahası engellenmesi için her türlü girişim yapıldı. Türkiye'nin kararlı bir tavrı var. Bu tavrı gördü bölgedeki aşiret, kabile ve topluluklar. Ve PYD-YPG'nin seçim kararına protesto ettiler. Tabii ne kadar bu karara verilen tepki bölgedeki aşiret dengeleri açısından tamam. Ama orada bir seçimin ertelenmesi seçimin yapılmayacağı anlamına gelir mi yani? Şöyle Hülya, aslında bu seçim normal koşullarda 30 Mayıs'ta yapılması planlanıyordu. Ancak tabii bölgenin şartları, koşullar biraz daha bunu ertelemeye zorladı terör örgütünü. 11 Haziran diye not düşülmüştü. Fakat en son arka arkaya gelen açıklamalar oldu. Bu açıklamaları böyle bir gözden geçirelim. Önce Amerika'dan bir açıklama geldi. Amerika'dan gelen açıklama, bölgenin fiziki şartları, içinde bulunduğu siyasi koşullar ve de şeffaflık denklemi içerisinden bir yorum. Amerikan Birleşik Devletleri'nin bu açıdan yanlış bulduğu yorum yapıldı. Zamanı değil diyor. Benim de önümde seçim aslında, var. Bir dakika dur diyor yani. Onu mu diyor ben? Hani sen şöyle bize... Ya, hani, samimi ya değil açıklama değil mi? Bunu yapmayın demedi. Evet. Ama yani bölgenin şartları şu anda buna uygun değildir gerekçesiyle ertelenmesini istedi. Oysa ki Türkiye hem Birleşmiş Milletler nezdinde hem de Amerikalılarla yaptığı bütün görüşmelerde Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi kararlarını gerekçe göstererek zaten bu seçimin yapılamayacağının altını çizdi. Fakat ne zaman sıkıntı yaşandı? Tam bu seçimin 11 Haziran'a erteleneceği açıklamasının yapılmasından bir gün sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Asad bir açıklama yaptı. Bağız Partisi'nin kuruluşu döneminde PYD ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti. Ve daha düne kadar PYD ile ilgili açıklama yaparken terör örgütü ifadesini kullanırken Beşar Asad son açıklamasında terör örgütü ifadesini kullanmadı. Hatta ifadesinde şöyle bir yorum vardı. Ülkemizin kuzeyindeki Kürtler ve onlarla beraber hareket eden PYD ile görüşeceğiz. Şimdi böyle olunca tabii Türkiye hemen işi hem Rusya hem İran hem de açık konuşmak gerekirse Suriye devleti nezdinde de devreye sokmuş oldu. Çünkü tabii görüşmeler de var. Sonuç itibariyle Suriye devleti ile şu anda istihbari düzeyde görüşmeler zaten devam ediyor. Yani tamam diplomatik aşamaya geçilmedi. Henüz üst seviyede bakanlar seviyesinde bir görüşme yok ama istihbaratlar düzeyinde görüşmeler var. Dolayısıyla hem Rusya'ya hem İran'a bu anlamda hani ne oluyor siz Beşar Asad'a kefil oluyorsunuz ama Beşar Asad gidip PKK ile hem de bir terör ifadesini kullanmadan, terörist ifadesini kullanmadan bir görüşme ağı oluşturmaya çalışıyor. Bu ne anlama geliyor? Tabii son bildiğim kadarıyla geçen hafta bir görüşme daha gerçekleştirildi. Beşar Asad da artık hani Suriye'nin kuzeyinde PYD ile görüşeceğiz falan filan bunları biraz daha rafa kaldırmış gibi gözüküyor şimdilik. 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 Tabii bunlar şimdilik. Amerikan tavrı da şimdilik. Ya herkes kendini ve kendi bekasını düşünerek bir tavır almak durumunda. Türkiye'de ama öyle. Şimdi onlar da öyle. Yani mesela hani Amerika mesela Suriye'nin kuzeyinde özellik istemiyor mu? Suriye'nin kuzeyinde Kürdistan adı altında bir devlet kurulsun istemiyor mu? İstiyor. İşine gelmiyor mu? Geliyor. Yani bir şekilde petrolü onlar kontrol etsin istiyor. Yani ben oradan geçiş sağlayayım istiyor. Bunu istiyor. Ben de şunu diyorum. Amerika'da bir seçim var. Yani değil mi? Yani seçim öncesi Amerika'da kendi şu an başka şeylerle uğraşıyor. İşte Filistin meselesi, İsrail Filistin meselesi, Gazze. Bir diğer taraftan seçim. Bu ne anlama geliyor? Yani bunun
mesela şimdi Ağustos'a bir... ertelenecek olması, yani Türkiye mesela ne yapar bu noktada? Şimdi... Bir harekat mı yapar? Mesela insan onu merak ediyor. Bu seçimde ısrar edilirse neyle karşı karşıya kalırız biz? Çünkü Amerika'da samimiyetsiz ve göstermelik bir tavır takınıyor. Şimdi ben uzun yıllar Orta Doğu'da yaşadım. Orta Doğu'da Amerika'nın politikaları kum saati gibidir. Hı hı. Yani Amerika hiçbir zaman sonsuz ve sınırsız bir tarafa kredi açmaz. Yani tamam, bugün PKK'yı destekliyor. PKK terör örgütüyle beraber işbirliği yapıyor. Hatta PKK terör örgütüyle beraber birçok alanda ortak tatbikatlar görüntüsü veriyor ama o kum saatini işletirken de şöyle bir mantıkla hareket ediyor. Eğer olmazsa farklı bir alternatife gidebilirim. Yani şu anlama geliyor. Orta Doğu'nun klasik bir siyaseti vardır. Hiç kimse yumurtalarını tek sepete koymaz. Yani Amerika ola da bir denklem değişikliği olur ya da oyuncu değişikliği olur. O zaman ben ayakta kalmayayım mantığıyla hareket eder. Şimdi yatırım önerisi veriyor gibi geldim bir anda. Yumurtaları tek sepete koyma. Doğru dediğin, temel felsefesi, temel felsefesi yani üstüne. Orta Doğu'da ne Türkmen gruplar, ne Kürt gruplar, ne Arap gruplar, ne Süryani gruplar ya da ne de diğer gruplar hiçbiri yumurtalarını tek sepete koymazlar. Yani bilirler ki İran dengesi var, Rusya, Amerika, istihbaratlar dengesi, Türkiye dengesi. Dolayısıyla herkes daha ihtiyatlı davranır. Evet. Amerika'da sözcü düzeyinde bir açıklama yaptı ama bu sözcü düzeyindeki açıklama da işte Amerikan Başkanı Biden ve hükümetinin düşüncesi budur ya da Dışişleri Bakanlığımız böyle düşünüyor diye değil. Sadece sorulan bir soruya şartlar ve koşullar uygun değildir. Öngörün ne? Seçim olur mu? Yani şöyle, Türkiye seçime izin vermez elbette. Tabii ki vermeyecek. Tabii ki. Çünkü Türkiye'nin duruş tavrı ne? Ama ne olur? İki temel neden. Daha önce de seçim olmuştu çünkü değil mi? Şimdi şöyle düşün Hülya. Daha önce Irak Kürt bölgesinde bir referandum yapıldı ve Türkiye burada hem tavrını ortaya koydu hem de bölge ülkeleri, bölge dinamikleriyle beraber hareket etti ve denklem bambaşka bir yere gitti. Üstelik o zaman da yine Amerikalılar destek vermediklerini resmi olarak açıkladılar. Şimdi burada da ya bu hep şey durum ya, daha gölge farklı. Çok şey açık konuşayım. Gölge. Yani şu anda PYD'nin, PKK'nın durumu Irak'takinden daha güçlü değil. Daha farklı bir noktada değil. Hatta şu anda Türkiye'nin her an müdahale edebileceği bir alanda ve Türkiye'nin neredeyse çok hızlı müdahale edebileceği bir alanda. Dolayısıyla Türkiye bu konuda aslında daha rahat davrandı. Bir görmek istedi. Çünkü böyle bir hamleyi yaptığı zaman kimler PYD'nin arkasında duracak? Kimler PYD'ye destek verecek? ve o süreci de okumak istedi. Şimdi devletler için önemli olan bir olaya anlık müdahale etmek değildir. Yani anlık zaten müdahale eder. Türkiye Afrin'e de müdahale etti. Diğer bölgelere de müdahale etti. Yarın Kobani'ye de edebilir. Diğer bölgelere de edebilir. Ama burada asıl olan bir hamle yapıldığı zaman o hamleyi destekleyen hangi aktörler var? Kim ne yapmaya çalışıyor? Kim hangi açıklamayı yaptı? Şimdi PYD seçim yapacağını açıkladı. Türkiye ihtiyatla izledi. Peki. Bir, Beşar Esad nasıl hamle gösterecek? Nasıl İran tavır, nasıl tavır, hamle gösterecek? Tabii, diğer taraftan Beşar Esad Türkiye ilişkileri nasıl şekillenecek? Bütün bunlar okunarak hareket edilir ve burada da zaten Türkiye gayet dikkatliydi ama şunu da söyleyeyim. Böyle bir seçimin zaten meşruiyeti olmayacaktı. Tabii. Artı böyle bir şey olsaydı, yapmaya kalksalardı emin ol 12 Haziran itibariyle Türkiye büyük bir ihtimalle Kobani'ye giriş yapardı. Harekat diyorsun. Yani. Çetiner, çok teşekkür ediyorum. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'le konuştuk. Suriye'de yapılması planlanan sözde yerel seçim ertelendi. Bölge denklemini en iyi bilen ilk üç isimdir belki yani. Camiamızda öyle söyleyeyim. Sağ olasın Çetin. Çok sağ olasın.